Sevgili seyirciler, İslahiye Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz Sedat'la Adım Adım Güneydoğu programını başlatıyoruz. Bundan sonra İslahiye Belediyesi'nin katkılarıyla bu programı ilerleteceğiz ve buradan katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Sayın Kemal Vural'a da sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz ve Sedat'la Adım Adım Güneydoğu programını başlatıyoruz. Hadi bakalım. Programı başlıyor. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Aleykümselam abicim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür hamdolsun iyiyiz. Sizi tanıyalım. Ben Cumali Karaağaç. Ben şimdi buraya bizim bağ oluyor. Bizim bağda buraya izine gelmiştim. Buraya izine gelinden dolayı üzüm ihtiyacımızı almak için. Üzüm bağında üzüm kesiyoruz abim ve. Cuma abi gelmişken üzümleri de evine götürecek. Onun peşinde herhalde. Cuma abi burada kendi bağında üzümlerini taze taze kesip evine götürüp çocuklarına ikram edecek. Bize de ikram etti. Teşekkür ediyoruz. Ve hemen ileride bir abimiz daha var. Gözlüklü abimiz. Üzüm keserken gözlüklü takmış. Ben niye taktın abim? Bağ bizim dedi. Hadi bakalım abi. Selamünaleyküm. Merhaba abi, aleyküm. Sizi de tanıyalım. Ben Mehmet Karaağaç. Mehmet abi. Evet. Abi maşallahınız var ya, bir salkım kesmişsiniz. Evet, oo. Evet, gerçekten çok güzel bir üzüm. Ben de bizim için kestiğini sandım. Yok, teşekkür ederim. Biz onları sonradan kasayla götüreceğiz evimize. Kısmetimiz bol mu? Evet Mali abi, bu üzümün cinsi nedir? Maşallah var. Bu üzüm cinsi Antep karası ama şu an yani kilis karası olarak hani bize tanıtılır ama bu normalde Antep karası. Abi biz bunu Antep karası ama olarak kilis, tarihlere geçelim. Evet Antep kilis karası. Şöyle evet. Bir kere kapatalım. Bir tane de nacizane dalından evet. Kopartalım. Evet. Temiz. Peki Cuma abi başka bu bağda üzüm Antep karasından başka hangi üzümlerimiz var? Burada hatun parmağı cinsi üzümümüz evet. Var. Evet. Buyurun isterseniz oraya gidelim. Bir de ona bakalım. Onun da tadına bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Çok buyurun, bu da hatun parmağı. Bir salkım, küçük bir salkım kopartalım ondan. Evet, hatun buyurun. Parmağı üzümümüzde. Evet, oh, dalında güzel. Her şey dalında güzel diyorlar ya sevgili dostlar. Gerçekten dalında güzel. Bu üzümlerimizi peki ihracat mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Pazarlarda mı satıyorsunuz? Sofralarımıza nasıl geliyor bu üzümlerimiz? Bu üzümlerimizi kendimiz, ben şu an kendi evime götürüyorum zaten. Evet. Şimdi daha sonraki kesimlerinde de buradan kesilip, İşte ameli yömeyici geliyor. Yömeyici evet. Geliyor, kesiyor burada. Sahibi hala götürüyor, komisyona götürüyor orada. Halda bütün esnaflara orada, dağılıyor. Orada vatandaşlarımıza, esnafa oraya buraya dağıtılıyor. Evet, o zaman ne diyoruz? Tüm vatandaşlarımız, tüm seyircilerimize şimdiden afiyet olsun diyoruz. Sedat'la Adım Adım Güneydoğu programı bütün güzelle devam ediyor. Hadi bakalım. Merhaba, hiç rahatsız olmayın. Ben de şöyle hemen oturayım. Teyzelerimi bir tanıyayım. İsmin ne amcacığım? İsmin mi? İsmin. İsmin bu, biz kardeşlik. Kardeşlik. He. Allah'ını severim. Adım Mustafa, kardeşlik gelişmeyen tanır. He, kardeşlik dersen herkes tanır. Herkes tanır. Yiğit lakabıyla tanınır. Dayımın ismi kardeşlik. He. Evet dayıcığım, siz burada ne yapıyorsunuz? Burada fasulye seçiyorum işte. Beraber seçelim dayıcığım. Bu fasulyeleri seçip ne yapıyorsunuz dayıcığım? Bunu satıyorlar işte. Satıyorlar. Pazarlarda satıyorlar. Taze taze siz yapıyorsunuz. El emeğiniz, göz nurunuz. Onlar da pazarda satış mı oluyor amcacığım? Evet teyzeciğim, seni tanıyalım. Kurban olduğum. İsim ne?
Meryem. Meryem teyzem, ne yapıyorsun sen? Burada ne yapıyorsun teyzeciğim? Ne tek yapıyorum? Tek ayıklıyorsun. Tek tek fasulyeler ayıklıyor, pazara gönderiyor. Yok mu senin çocuğun, torunun selam yollayacak kimse yok mu? Hepsi yanımdakime selam yollayacak. Dışarıda gönderiyor. Kimsen yok mu? Kardeşin var mı? Kardeşim var. Kardeşine bir merhaba yapar mısın? Bir el salar mısın? Kardeşlerime merhaba. Abla seni tanıyorum ablam. Seni tanıyorum. Adım Salime. Bak. Ablam. Senin yok mu dışarıda kimsen? Var. Selam yollayacaksın mı? Var var. Bir selam yolla kameramıza bir el salar mısın? Şöyle. Bir de ablamı tanıyalım dedim. Ablam seni de tanıyalım. Evet, benim ismim Zeynep Murat. Zeynep Murat. Evet. Zeynep abla sen ne yapıyorsun burada? Bir fasulye işte ektik, topladık. Fasulye patosa vurduk. Şimdi de seçiyoruz, hazırlıyoruz, poşetliyoruz. Beşer kilo, beşer kilo. Ondan sonra satışa hazır ondan yapıyorsunuz. Ondan sonra sipariş. Abla sen şu mikrofonu bir tutuver. Bir de ben sallayayım. Bir de ben sana yapayım. Evet, güzel salladım. Olmadı. Olmadı mı? O zaman sen göster ben bir daha yapayım. Güzel oldu. Oo ablam bu işte profesyonel. Hepsini topladı üstüne. Evet. Gördün mü? Bir de ben yapayım. Ben güzel yapacağım ben. Bir dakika ablacığım. Olmadı. Nasıl? Oldu mu? Bizim bunun üzerine biraz çalışmamız lazım. Evet. Sonradan devam ederiz. Evet, sevgili seyirciler. Toptan organik. Evet, organik bir şekilde. Evet. Az ekmek. Hepsini temiz sudan sulamıştık bunları. Kuru hepsini. Fasulyeyle pilav. Evet hepsini. Orijinal ve organik. Muhteşem. Ablama teşekkür ediyoruz. Evet. Allah bol kazançlar versin sağ diyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Geldiğiniz için. Var mı kardeşin? Yollayacağım bir selam. Kardeşlerim de hepsine selam olsun. Ne bileyim. Gaziantep Olay TV evet. Aracılığıyla bir selam yollayalım hepsine. Evet. Abi, hepsine selam olsun. Selam olsun. Burada da bir süt sağan gencimiz var. Hemen bakalım, yanına gelelim. Biz de sağalım gerekirse. Nasıl sağlıyorsun genç, seni bir tanıyalım. Evet, benim adım Ergin. Ergin, evet. Kaç yaşındasın sen? Ben 14 yaşındayım. Kaça gidiyorsun? 8, bitti 9'a geçtim. 9'a geçtin, dersler evet. İyi. İyi Allah'a 10 numara. Babanla da yaz tatilinde yardım amaçlı burada çiftçilik evet. Yapıyorsunuz. Evet. Evet, bir de ben sağabilir miyim? Evet. Sen şu mikrofonumu sağa zahmet bir tut. Ben de bir sağmaya çalışayım. Etmez değil mi? Şu arka tarafı... Bir sen şöyle getir, ben şöyle geçeyim abi. Tamam mı abi? Bir de ben sağayım bakalım nasıl olacak. Biz bunu şimdi taze taze sağacağız. Sonra da benim boğazım çok ağrıyor. Onun için içeceğiz. Abi şansıma süt bitti ya Tahir abi. Sen yönetmenim. Kadir abi. Kadir abi de maşallah var. Çekin mi abi? Ha. Gördün mü kızdı? Vallahi kızdı. Abi çok sağ ol. Hadi bakalım ben köyümüzü gezmeye devam edeyim. Sen de sütünü sağmaya devam et. Thank you.
sevgili seyirciler, adım adım Güneydoğu programı bütün güzele devam ediyor. Çat kapı köyümüzün bir kapısını çalacağız. Bakalım köyümüz neler yapmış, köylerimiz neler yapıyorlarmış. Bu arada oh. Ayranımız, hoş bulduk. Ablacığım önce seni tanıyalım. Ayranımı almadan önce alırsam kaçarsın. Evet. Seni tanıyalım. Ben Mine Aksoy. Mine ablacığım, kendini tanıtır mısın? Ben bu köyün hem kızıyım hem geliniyim. Hem kızısın hem gelinsin. Evet. Nereden geldin? Hangi köyden geldin gelin? Ağabey köyü. Aynı köydesin, evet, ama gelin olarak da geldin. Ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yayık ayranımız sevgili evet. Dostlar. Köyde yoğurtçuluk yapıyoruz üstelik. Yoğurtçuluk yapıyorsunuz ve yayık ayranımız buz gibi ayranımızı afiyetle içiyoruz. Vallahi var ya harbi muhteşem olmuş ha. Çok güzel. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Yüreğinize sağlık diyorum. Bir de içeriye gelelim bakalım. İçeride daha güzel. Sarmalar mı var? Katmerler mi var? Neler oluyor bilmiyorum. Evet sevgili seyirciler, Sedat ile adım adım Güneydoğu programı bütün güzelle devam ediyor. Ayranımızı, buz gibi ayranımızı içtik ve köyün gelinleri, artık gelinleri mi diyelim, kızları mı diyelim, kendilerini bir tanıyalım. Bu köyün gelini misiniz? Hem kızım hem geliniyim. Bu köylüsünüz. Hem bu köylüyüm, aslen bu köylüyüm. Hem gelinsiniz. Şu anda kaynanasının evinde miyiz? Yok, bura Görümce'nin evi. Görümce'nin evi, evet. Ablası iki ev kaynanamın evi. Var mı selam yollayacağın dışarıda kızın, oğlun veya yeğenin, kardeşin? Yeğenlerim var, kardeşlerim var. Hepsine buradan. Antep'te oturuyorlar. Hepsine selamlarımı sunuyorum. Biz de Gaziantep Kolay TV aracılığıyla selamlarımızı yolluyoruz. Alalım seni tanıyalım. Kurban oldum. Terlemişsin. Alın teri budur işte. Ne yapıyorsun sen şimdi anam? Sarma sarıyorum. Sarma sarıyorsun. Oh güzel ellerinden, temiz ellerinden mis gibi sarmayı da lop lop yiyeceğiz anam inşallah. Var mı sen de teri göndermek istediğin selam? Oğullarım var dışarıda. Oğullarına bir selam yolla bakayım. Şöyle kameraya doğru bir selam yolla. Tamam. Eline sağlık. Seni tanıyalım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kimle vallahi özen? Ben de Fatma Özmen. Buranın kızıyım ama dışarıya gelin gittim. Şimdi buraya gezmeye geldik. Tatile geldiniz. Evet, tatile biz de geldim. Size tesadüfen denk evet, geldik. Allah. Memleket nereye? Nerede oturuyorsunuz esas? Memleket Antep. Antep'in içindeyiz. İçindesiniz. Şimdi asıl buralıyız. Antep'te. Eşim orada fabrikada çalışıyor. Çok güzel. Evet. Hoş gelmişsiniz. Sefa Allah getirmişsiniz. Ellerinize kullarınıza sağlık. Biz de size bir yardımcı olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. İnşallah. Var mı göndermek istediğiniz selam? Valla bütün sevdiklerimize, bütün kardeşlerimize, hepsine bütün selam bütün selamlara, bütün herkese inşallah. Abla sizi tanıyalım. Ben Ayşe Toprak. Ayşe abla, iki Ayşe'nin arasında kaldım. Evet, maşallah direkt tanınma. Ve abla, buralı mısınız siz? Ben de buralıyım, buranın kızıyım. Bu köyün kızısınız, evlendiniz. 20 yıllık evliyim. Nerede oturuyorsunuz? Urfa'da. Şanlıurfa'da, memleketim. Evet. Ben de Urfalıyım, aslen evet. Urfalıyım ama doğma büyüme İslahiye'deyim tabii ki. Evet. Doğru. Urfa'nın içinde mi oturuyorsunuz? Evet, içinde oturuyorum. Siz eşim ne? Güvenlik görevlisi. Orada güvenlik görevlisi evet, olarak görev yapıyor. Eşi nedeniyle oradayız. Çok güzel. Ve güzel ellerinizden, temiz ellerinizden sarma yiyeceğiz. İnşallah. Allah sizden razı olsun diyoruz. Ve ablalarımızı sarmalarını yapmak üzere tek başına bırakıyoruz. Sedat ile adım adım Güneydoğu programı da bütün güzelle devam ediyor. Bu arada kömbemiz gelmiş.
Sevgili Hasan Pamuk abim, kendisine buradan kucak dolusu. Selam'da adım adım Güneydoğu devam ediyor. Hadi Sedat adım adım Güneydoğu programı devam ediyor ve köyümüzün gördüğünüz gibi suyunu tüm İslahiye kullanıyor. İslahiye'den buraya haftalık ihtiyaçları olan sularını almaya geliyor abilerimiz. Abi sizi de tanıyalım. Ben İsmail Özer. İsmail abi siz her hafta geliyor musunuz? Her hafta gelirim, kendime, anneme, işte komşulara doldurup götürüyoruz. Oh maşallah, suyumuz gerçekten çok temiz. Çok temiz evet. Hatta çay demlemesi yapın daha güzel, net berrak oluyor. Yani tavşan kanı derler ya. Evet. Aynı tavşan kanı gibi olur. İnşallah bir gün gelip tavşan kanı çayınızı da içeriz. Her zaman bekleriz. Ben size teşekkür ediyorum röportajımız için. Sedat'la adım adım Güneydoğu programı Koçyaz köyünü gezmekle devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi genç delikanlımızı yakaladık. Sazıyla, sözüyle bugün bize çok güzel bir şarkı söyleyecek. Önce sizi tanıyalım dayıcım. Ben Osman Akkaya. Osman amca, hava abla az önce çorba yaparken sevgimi de koydum diyor. Doğrudur. İçine. Şimdi sen de hava abla için güzel bir şarkı söyler misin? Emrur olanım. Sevgili seyirciler, Koçyaz köyündeyiz ve Osman abinin evindeyiz. Osman abiden güzel bir çalışma dinleyeceğiz. Sazıyla, sözüyle sizlerle beraber baş başa bırakıyorum. Bir ki güller atsın al yanağındayım. Bir ki güller atsın al yanağındayım. Sana dönüp yatayım, yatam sağındayım. İre bakağındayız, ira dağındayız. Sana benzemeyeyim, gül olmaz olsun. Aho, aho, aho. Zira bakağındayız.
Yılda iki bayrağım hayrına gereyim. Belki katlanırım, belki ölürüm. Saçı siyah siyah, siyah örgülüyü varsın sensiz geçen yıl olmaz olsun. Varsın sensiz geçen yıl olmaz olsun. Bitti mi lan? Sana benzemeyen yıl olmaz olsun diyorum. Abi sazıyla sözüyle bize iki tane güzel çalışma söyledi. Doymadım bir tane daha söyleyeceğim dedi. Ama ben de dedim ki sen çal dayım söylesin. Önce dayımı tanıyorum. Ben isim ne? Kadir Çalık. Kadir dayım. Evet. Bize güzel bir şarkı söyler misin? Evet söylerim. Neyi söyleyeceksin? Kör olma. Hadi buyur bakalım. Osman abi sana çalar mısın? Emre. Hadi bakalım. Köroğlunu tuttuk deyden oğlum. Atlar oynatman. Hele atlar oynatman. Adı belli toz köyüne uğratman. Alar beyler ben köroğlu diyelim. Alar beyler ben köroğlu diyelim. Köroğlunun çamlı belde yurdu var. Hele hele yurdu var. Kemer sıkmış birince cicek beli var. Neçe senin benim gibi hele kulu var, hele kulu var. Alar beyler ben kör oldu diyelim. Değil mi amcam? Seni de alkışlayalım. Sevgili seyirciler, Koçyaz Köyü'nü gezmeye devam ediyoruz. Koçyaz Köyü'nün asırlık çınarını ziyarete geldik ve kendisini evinde ziyaret edeceğiz. Hem de bir elini öpeceğiz. Hayır duasını alacağız. Selamun aleyküm. Nereciğim? Selam. Nasılsın? Allah razı olsun. Kurban oldum. Nasılsın? İyi misin? Kurbanın koyun olsun oğlum. Allah razı olsun. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Anam senin ismin ne? Allah'tan evliliğini istiyorum oğlum. Allah razı olsun. Senin ismin ne anam? Hatice. Hatice anam, sen bu köydesin. Evet. Yaş kaç? Yaşım çok oğlum. Maşallah, asılık çınarımız. Allah seni başımıza eksik etmesin. Hayırlı, temiz. Allah razı olsun. Sizi de bizim başımızdan eksik etmesin oğlum. Allah razı olsun. Hatice anam, sen bize bu köyün geçmişinden biraz bahsedebilir misin, anlatabilir misin? Sen ne zaman geldin buraya? Gelir mi geldin? Bu köylü müsün? Yok oğlum. Ben İdilli kızıyım. Evet. İdilli'desin. Burak Koçyaz mı? Koçyaz oğlum. Evet anam. İdilli'den buraya gelir mi geldin? Yok. Evet. 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 Olur. İdilli'den buraya olur. Gelin geldin. Evet. Hatice anamızı ben fazla yormak istemiyorum. Kurban olduğum. Bir el sallar mısın? Kameralarımıza bir el sallayalım. Sedat'la Adım Adım Güneydoğu programı Koçyaz Köyü'nü gezmeyle devam ediyor. Ben bir dayıcımı gördüm. Dayıcım önce seni bir tanıyalım. Ahmet Akkaya. Ahmet dayıcım, burada gördüğüm kadarıyla bamya, elma,
fasulye, ayva. Ayva. Bu ayvamız çok olduğunda da olduğu zaman gelip güzel yeriz. Bunun reçeli olur. Evet. Kışın her şey olur. Ama biz fındığa gidelim. Fındığa... Ha, gel, gel. Oh, patlıcan. Patlıcan var. Şimdi fındığa bakalım diyeceğim ama yemekten röportaj yapmak istemiyorum. Taze taze Karadeniz'de hissettim kendimi. Fındığımız Uğur aynen Böcekli öyle, fındığımız. Aynen öyle, aynen öyle. Yani Kocaeli'ye gelip de yemeyeceğiniz hiçbir şey yok yok diyelim. Evet. Fındığı da Karadeniz'den değil de Kocaeli'den yiyelim. Güzel narlar ama olmamış dayıcım. Biz fındık yemeye devam edelim. Devam narlar edelim. Olunca gelip yeriz. Aynen, olur mu? Aynen. Teşekkür ederim dayıcım. Sedat'la adım adım Güneydoğu reklamlardan sonra devam edecek. Hadi bakalım. Polatlar Ticaret Siemens yetkili bayi Adem Polat. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Bize uğramadan karar vermeyin. Mağazamızda beyaz eşyadan mobilyaya, kanepeden oturma grubuna, kısacası aradığınız tüm ürünlerin hepsi bir arada Polatlar Ticaret'te. Siemens, teknoloji bizim işimiz ve Polatlar Ticaret'te şok kampanya. Fırında ocak 390 TL, 3 programlı bulaşık makinesi 590 TL, çamaşır makinesi 590 TL, 82 ekran Full HD LED TV 690 TL. Buzdolabı 1296 TL. Dahası da var. 6 raflı derin dondurucu, blok kapaklı derin dondurucu, ankas reset, laptop bilgisayar ve tüm telefon çeşitleri Polatlar Ticaret'te. Siemens. Aksanlar farklı olsa da dünya aynı dili konuşuyor. Adresimiz Dervişpaşa Mahallesi Hatay Yolu Üzeri Pazar Yeni Girişi. Telefon 0342 862 3537. GSM 0532 592 6205. Gaziantep İslahiye. Odapen PVC Kapı Pencere Sistemleri ve İnşaat. Alüminyum doğrama, alüminyum balkon, cam balkon, merdiven korkuluk ve balkon korkulukları itinayla yapılır. Kapı pencere olur da sineklikleri olmaz mı? O da bizde. Odapen sizlerle büyüdü. Ayrıca sizlerin verdiği güvenceyle inşaat sektörüne de girdi. İslahiye'nin en güzide yerlerinde lüks daire ve dükkanlar almak istemez misiniz? Dileyene Amerikan mutfaklı 3+1, dileyene standart 3+1 dairelerimiz mevcuttur. Ahirette iman, dünyada mekan diyorsanız iddia ediyoruz. Biz bu işte ustayız. Sizlere en iyi hizmet için buradayız. Odapen PVC, kapı pencere sistemleri ve inşaat. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. İletişim 0342 862 54 84 0543 862 54 84 0542 451 81 86. Odapen PVC Kapı Pencere Sistemleri ve İnşaat Mehmet Can Demir ve Faruk Usta. Adres Belediye Arkası Meteoroloji İstasyonu yanı Gaziantep İslahiye.
Atmaca Mobilya ve İnşaat, Selahattin Atmaca ve İsa Atmaca, salon takımları, oturma grupları, yatak odası, genç odası, çocuk odası, mutfak masa takımları, tek kişilik, çift kişilik vazalar. Üstelik istediğiniz model takımlar kendi imalathanemizde hazırlanır. İsteyin, biz hazırlayalım, siz rahatlığın keyfini çıkarın. Evlenecekleri de unutmadık. Yatak odası, yemek odası, koltuk takımı olarak üçlü düğün paketi 5490 lira, çift kişilik başlı yatak 799 lira. Mutluluk için doğru seçim. Atmaca Mobilya. Ayrıca inşaat sektöründe de imzamız var. 2+1 ve 3+1 lüks daireleri biz yapalım, siz yaşayın. Daire satışlarımız başlamıştır. Adresimize bekliyoruz. İletişim 0342 862 24 24 0505 206 36 63 0541 405 çift 091 e-mail atmaca-mobilya@hotmail.com. Dervişpaşa Mahallesi, Hatay Bulvarı, numara 75 Taksim'a, İslahiye Gaziantep. Kelebek Kafe, Restoran ve Otel. Bu mutfağın rakibi yok. İddialıyız. En iyi yemeği anneler yapar, sonra biz. Tereyağlı, kaşarlı patlıcan, patlıcan kebap, Adana, kuşbaşı, tavuk şiş, pirzola, saçta tavuk ve et sote. Soğuk meze çeşitleri. Soğuk ve sıcak içecekler. Balı aile ortamı. Yazlık teras düğün salonu. Tek kişilikten 6 kişiliğe kadar klimalı odalarımız sizleri bekliyor. Gelenler memnun, gelmeyenlere duyurulur. Kelebek Kafe, Restoran ve Otel. Ayrıca seramik ve inşaat malzemeleri satışlarımız da mevcuttur. Rezervasyon ve siparişleriniz için 0532 156 98 94 0342 862 17 27 www.kelebekotel.net. Çamlıca Mahallesi, İstasyon Caddesi, İslahiye Ticaret Odası Binası, İslahiye Gaziantep. Kelebek Kafe, Restoran ve Otel. Size demedim mi devam edecek? Hadi bakalım. Sevgili seyirciler, Hasan Lük'te fıstıkla uğraşan ablalarımızı yakaladık ama fıstık ağası olarak da anamı yakaladım. Anam, seni önce bir tanıyacağım. Ben Meyrem Poyraz. Meyrem anam, kurban oldum, ben geldim. Sen çok hiddetliydin, için yanmış gibi şeyler söylüyordun. Çok içim yanmıştı. Hele biraz söyle. Çok hasrettim bak. Benim beyimi de görüyorsunuz nençası. Benim ayağım da sakat. Ben o gün işçiyi tamam. Götüremedim. Ne bana yaptık bak. Anam, biz bak. Ne yaptık? İşte, bize söyle. Dur be, işçiyi götüremedim, bana ben gittim oraya. Ağlayarak da döndüm geldim. Biliyor musun? Kurban oldum. Güzel bir yolum geçseydi de. Benim herifim de bir motora azıcık para verse beni oraya indirse olmaz mıydı? Olurdu, niye olmaz? Üçe motora çıkamıyorum. Yok mu yolunuz? Minibüs yetmiyor. Neyle getiriyorsunuz peki? Ya Allah razı olsun, o Türk Suriyeliler de tez yerine geçsin. Tez abi, yerine geçsin. Onlar inşallah. Olmasaydı fıstığımız da dağda kalırdı. Valla sırtımıza gene indiremezdik. Köylümüz de seklemcisini ayrı alıyor. Elektrisini ayrı alıyor. Katırcısı ayrı arıyor, motorcusu ayrı arıyor. Yani sen diyorsun ki abla, yani yol olmadıktan sonra bu fıstıklar dalında kalacak. Şuna diye diye o sandık mıktar şu yolu yaptır. Diyor diyor adam, diyorum diyor, geliciler gelicile gelmiyor. Muhtarım, anam sana kızıyor, diyor ki söyleye söyle usandım. Bundan muhtar sonra... yolu yaptır, muhtar yolu yaptır, sen niye yaptın diyor. Ben büyük şehre 10 tane dilekçe verdim. Bu bağ yolları için hiçbir tanesi gelmedi. Dur hele anam, kurban olduğum, dur bir saniye dur. Diyor ki ben çok ülkeliyim. Bak diyor ki büyük şehre ben diyor 10 tane dilekçe verdim diyor. Bir tanesi kabul olmadı diyor. Ondan cevap geleceğim diyor. Sen niye ülkeliyim muhtarımıza? Niye kızıyorsun sen? Kızıyorum işte. Benim sıkışım zamanında kızmam mı? Kızarsın. Bunların yolu için sevgili seyirciler, devlet büyüklerimizden rica ediyoruz. İnşallah bizleri de görüyorlar. Görüyorlar, seyrediyorlar, i̇nşallah, izliyorlar. İnşallah.
sevgili seyirciler, yollarının yapılmasını istiyor Hasan Löklüler. Hasan Löklü köyünün sakinleri diyor ki, biz katırlarla veya sırtımızda bu fıstıkları getirmek istemiyoruz. Araçlarımızla bizzat yerine gidip yükleyip o şekilde getirmek istiyoruz. Bu konuda da Fatma bacımıza, Fatma ablamıza gerek devlet büyüklerimizden de yardım istiyoruz. Bu teyzelerimizi de kırmamalarını istiyoruz. Sedat da adım adım Güneydoğu programı devam ediyor. Duamızı almaya çalışsınlar. İnşallah. Hayır dualarını da orada alacağız. Orada duruyorlarsa duamızı da almaya çalışsınlar. Kurban olsun, bana da dua eder mi? Hepsini ederim. Faydası olanların hepsine. Allah yok, benim böyle alık da sonra da yolumu yapmazsanız yetmem. Biz sadece Allah izin verirse vesile olmaya çalışıyoruz. İnşallah. Ama inşallah. Ama biz tabii biliyorsunuz, biz sadece program yaparız. Buradan da sizin isteklerinizi duyururuz. Havas güves bir Kur'an'a başladım okumak için. Oraya adam yol bahçede herkesin imzasını aldı. Kimse ilgilenmedi. Evet. Tek başıma geri o Kur'an'da çıktım. O adamın yemeğini yapmak için. Allah senden razı olsun. Ondan heyecan kırıldı mı? Orada şöyle gitti, yolumuz orada yarım kaldı mı? Bizim neçe yerimiz var, iptal ediyor. Abi daha aç kaldık mı? Biz aç kaldık. Geldik buraya aç kaldık. Sen habire dün yol, habire dün yol, habire dün yol. Kurban olduğum. İstemiyor Sedat yollarda. Oğlum işte bunda çalışırsak. Seni İnşallah teyze, inşallah teyzeciğim, senin şu yollarını inşallah yaptırırız diye düşünüyorum. İnşallah. Fatma inşallah. Şahin, Fatma Şahin bu işe vesile olur diye düşünüyorum. Yalnız şu ortamdan biraz uzaklaşmamız lazım. Biliyorsunuz Türkiye'mizin başına gelenleri. Bu ortamlardan biraz sakinleştikten sonra inşallah Fatma ablamız da bu çağrımızı duyar ve bu köyümüze yardım eder. Gelirse çağırırsa yemek de bana git. Fatma ablamızı da burada yemeğe davet ediyoruz. Hasan Bey sakinleri. Fatma ablamızı da burada yemeğe davet ediyor. Sevgili seyirciler, programımız bütün güzel devam ediyor. Yalnız hemen arka tarafa dönmek istiyorum. Arka tarafta da fıstık ayıklayan ablalar var. Tek tek ayıklıyorlar. Zahmetli bir iş. Hemen onlara da bir selam alalım. Vallahi kayıttayız ama ben bu güzel fıstıklardan konuşmak bile istemiyorum. Önce karnınızı yiyelim. Abla, seni bir tanıyalım. Ben Yasemin Çil. Yasemin abla, ne yapıyorsun burada? Fıstık temizliyorum. Fıstıkları topladınız. Evet. Temizliyorsunuz. Hı hı, temizliyorum. Yani pazarına göndermek üzere hazırlıyorsunuz. Evet. Var mı buradan bir sıkıntı, bir... Vallahi sıkıntı bu sene çok ucuz gitti. Fıstıklarınız. Çok çok ucuz gitti. Fıstık pazarı yok, yok mu? Karışık. Yok derece kadar az mı? Az, az. Anda var ama para etmedi. Çok düşük aldılar. Yani masrafını kurtarmadı. Evet. Biz sadece 5 milyara yakın sadece babam yövmeye parası verdi. 5 milyar sadece yövmeye parası verdi. Yani fit yani, de olmadı. Yani geriye kalan da kendine kalsa 6-7 milyar bir şey kalıyor. O da yani. Bir sezon boyunca hiçbir şey değil. Yani. Sene olmayacak bu. Evet. Sene tutmaz, olmaz. Bir sene boyunca, hatta 2 sene boyunca diyelim yani. Ülkemiz bu sıkıntılardan inşallah kurtulur i̇nşallah, diyoruz. İnşallah. Abla seni de tanıyalım mı? Ben Dilek Yakar. Dilek abla sen ne yapıyorsun? Ben de fıstık temizliyorum. Ben yardım için geldim halama. Halanız bu. Evet. Halanıza fıstık yardım ediyorsunuz. Evet. Anam kurban oldum. Sen neresin? Sen buranın sahibi misin? Sen neredesin? Sana da uzanacağım. Sen de teyzemiz misin? Sen ismin ne? Zeliha Ayaz. Efendim? Zeliha Ayaz. Zeliha? Ayaz. Ayaz. Zeliha teyzem. Ellerinize kollarınıza sağlık. Tamam. Abi sen bu fıstıkları pazar olarak toptan mı veriyorsun? Seni şöyle yanıma alabilir miyim abi? Gel. Sen gel şöyle yanıma. Gel oğlum. Çocuğumuzu alalım. Her şey doğal. Gel fıstık. Senin ismin ne? Benim ismim Ahmet Boyraz. Ahmet. Sen şimdi bunu topladığında mı veriyorsun? Yani biz bunu toplarız. Eziyetli bir iş. Tabii eziyetli. Bayağı bir zahmetli bir iş. Ayrıca yani Antep fıstığının en kalitelileri buralarda yetişir. Evet. Ama tanıtımı reklam olmadığı için hele bu sene de fiyatlarda bayağı bir sıkıntı var. 6 lira 8 lira burada çiftçiden çıkar bunlar. Çiftçiden çıkar. Evet. 6 liraya 8 liraya üreticiden çıkar. Tabii yani pazara kadar. Pazarda o fiyata gider. Pazarda o fiyata gider. Pazarda o fiyata siz gider. Kaça veriyorsunuz ki? Yani bu sene kırmızı kabuk dediğimiz şunun yaş hali kırmızı kabuk dediğimiz evet. 8 liraya gitti bu sene. Geriye kalan su altı dediğimiz bu baklavalara kullandıkları bunun yaş şekli. Bunlar da 6 liraya gitti bu sene. Yani üretici için zarar diyorsun. Çok zarar üreticisin. Ya yeterince tanıtımı yapılmıyor veyahut da bu sene rekoltede bir sıkıntı var. Bu sene fiyatlar bayağı bir aşağıda. Evet bu sene fiyatlar bayağı bir aşağıda. Yani bir de bunun bu bizim köyümüze, sizin köyümüzü gezip gördüyseniz dağlarda yetişiyor bunlar. Düz arazide değil. Evet. Antep'in arazisi gibi düz arazide değil, dağlarda yetişiyor. Sakız ağacından aşılama bunların çoğu dikme de değil. Değil. Evet, sakız ağacından aşılama. Çünkü en kaliteli fıstık da sakız ağacından olur.
biz bunları katırlarla, gerekirse sırtımızla getiriyoruz. Yol konusunda bayağı bir sıkıntılarımız var. Evet, yol konusundaki sıkıntılarınızı dile getirdik. Evet. Bir de sen dile getirdin. Bir aynı şekilde bu hem insan gücünü yoruyor, bir de maliyetli oluyor bunların getirilmeleri. Tabii hayvanla veyahut da sırtımızla. Tabii. Hem sağlık açısından hem de maliyet açısından bayağı bir arttırıyor. Teyzem zaten içi yanmış bir şekilde söyledi. Evet. Dedi ki benim böyle böyle bir sıkıntım var. İnşallah bir de buna vesile olabilirsek ne mutlu bize diyoruz. İnşallah. Ve programımız bütün güzelliğe devam ediyor. Teyzem seni de tanıyalım mı? Seni de bir ismini alalım mı? Uzaktan uza olsun, önemli değil. Hatice teyzem, nasılsın, iyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Kurban olduğum, sen her gün böyle çalışıyor mu? Çalışıyorum. Her gün sabah geliyorsun. Abi büyük yorulacağım, sana yardıma geldik. Ama köylüler birbirlerine yardım ederler. Değil mi? Ama burada bir tane köy ağası var, bu fıstıkların ağası var. Selamun aleyküm. Dayıcığım, aslında sevgili seyirciler, fıstık ağasını yakaladık. Fıstık ağasıyla konuşmamız lazımdı. Dayıcığım seni tanıyalım. Şimdi bana fıstık bölümünden konuşma, yol bölümünden konuş. Ben özel idarede, köy hizmetlerinde amir, memur tanımadığım kalmadı. Bekir Bey geldi. Hatta Doğan Bey geldi. Sayısız şef geldi. Amca yolun yapılır, yolun yapılır. Maalesef yolun da yapılmadı. En son emniyetin orada bir binaları var özel idarenin. Evet. O zaman köy hizmetlerinde. Oraya çıktık. Orada hatta çayımı da söyledi. Yaşlı bir kadın. Amca yolun yapılır dedi. Hala yolun yapılmadı. Meydandadır işte yolun. Yani bu yolun bir an önce Fatma Şahin'e selamlarımı söyle. Bu yolu bir an önce yaptırsın. İnşallah. Dedi. Sen buradan bir söyle Fatma ablamıza. Fatma ablamız çok inşallah. Çok selamlarımı söyleyin. Abi. Söyle amcam. Çok selamlarımı söyleyin. Fatma ablamıza bu yolları yapılması için kendinden rica ediyoruz. Ve arkasında bu yol yapılsa sayısız dua ediyoruz. Ve Fatma ablamızı da buraya yemeğe davet ediyoruz. Evet. Bizim hanım ağa da Fatma ablayı yemeğe davet ediyor buraya. Evet, Fatma Şahin ablamızı da buraya yemeğe davet ediyoruz. O zaman hep beraber bir el sallayalım kendisine. Sevgili seyirciler, Hasan Lük gezilerimize devam ediyoruz ve Sedat'la Adım Adım Güneydoğu programı bütün güzelle devam ediyor. Tolga kardeşimizin yanına geldik. Tolga kardeşimizi önce bir tanıyacağız. Sonra sazıyla sözüyle bize güzel bir eser okuyacak. Önce merhaba diyelim kardeşimize. Merhaba abi, öncelikle siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seni kısaca tanıyalım. Ben Hasan Lük köylüsüyüm. Evet. Yani buranın yerlisiyim. İstay'da oturuyorum. Evet. Ayrıca benim kendime ait müzik ekibim falan var. Evet. Uğraşıp duruyoruz yani. Sizleri sormalı. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza adım adım hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Sana da hayatında başarılar diliyoruz. Solist kardeşimizden, sanatçı kardeşimizden güzel bir eser isteyeceğiz. Bize hangi çalışmanı hazırladın? Kenan Coşkun'un Sabret Dedin Etmedim bir diğer çok parçası güzel. Var. Onu sizler için sesleneceğim. İnşallah biz de onu dinleyelim. Bu güzel çalışmada Sedat'la Adım Adım Güneydoğu programı ekibine armağan olsun. Saz ile söz ile Tolga kardeşimize bırakıyoruz. Teşekkür ediyorum. El kuşuna tar yıkamaz, ancak beni sen yıkarsın. Acı tatlı sözlerinle, ancak beni sen yıkarsın. Ancak beni sen yıkarsın. Sabredin etmedim mi, diyar diyar gitmedim mi? Ev uğruna yana yana eriyip de bitmedim mi? Sabret dedin etmedim mi? Diyar diyar gitmedim mi? Ev uğruna yana yana eriyip
bitmedin mi? Götüremez. Ancak beni sen yıkarsın. Ancak beni sen yıkarsın. Seller gelse götüremez. Ancak beni sen yıkarsın. Ancak beni sen yıkarsın. Sabret dedin etmedim mi? Diyar diyar gitmedim mi? El uğruna yana yana eriyip de bitmedim mi? Şu anda Zorkun Yaylası'ndayız sevgili seyirciler. Zorkun Yaylası'ndaki güzellikleri anlatacağız size. Gerçekten de ben hayran kaldım. Hem havasını hem insanlarına güzel karşıladılar bizi. Ve şu anda tek tek esnaflara dolaşacağız. Gezebildiğimiz, gösterebildiğimiz bütün güzellikleri size göstereceğiz. Hadi bakalım. Zeki abi, ölmeyen meslek berber olarak biliyorum. Siz ne diyorsunuz? Berberlik mesleği eski çağlardan beri Çin, Mısır, Roma İmparatorluğu zamanında günümüze kadar kapsamlı bir maziye sahip olup birçok meslekleri gerilerde bırakmış. Mesleğimiz gerçekten ileriye dönük bir meslektir. Kısmen insanları güzelleştiren, insanlara böyle bir güzellik uzmanlığı yapan, aynı zamanda berberlik mesleği bir psikologudur. Evet. Yani berberlik, berber olmazsa insan olmazdı, insan olmazsa berber olmazdı. Berberler hem sohbeti güzel olur, tıraş ederken muhabbeti hoş olur. Tabii ki. Şimdi hani bir laf vardır espri olarak. Gazete alma, berbere uğra, bütün havadisleri berbere uğra. Ayak gazeteci değil mi? Öyle bir şey var. Zeki abi, bizim kameraman Kadir abimin de saçları çok uzamış. Kadir abimin de saçları bu arada zaten. Bir terasam, ona bir renk versem. Berberlik mesleği araştırıcılıktır. Ona gerçekten bir dekor vermek lazım. Ya abi, biz senin elinden ona bir dekor alacağız. Kadir abimi de burada güzelleştirip olacağız. Peki. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Ve şalgamcı Hasan abimin yanındayız. Hasan abim bize buraya geldiğimiz için soğuk şalgam ikram etti. Her yerde şalgamlar. Hasan yalnız yetti. Sual edeyim. Buraya geliyorsun. Yazlar buraya geliyoruz.
Yaylada şalgam satıyorsunuz. Şalgam, limonata, ev yapımı. Yüreğinize sağlık. Asıl abim hemen bizi durdur diyorlar. Çekim yaparken gelen bir şalgamımızı için acı acı, ondan sonra yapın dedi, devam edelim dedik. Hasan abinin şalgamını içtikten sonra programımıza devam edeceğiz sevgili seyirciler. Şalgamlarımız ev yapımıdır. Kendin yapıyorsun. Evet. Yani az önce de, garantili, tadına bakabilirsiniz. Az önce de gördük, orijinal şalgam. Herkese söylüyorum, tadına bakmadan almasın. Ama gene de bizim Mehmet dayı, şalgamcı Mehmet dayı, Allah rahmet eylesin burada. İsrail'de Mehmet dayımız çok meşhurdu. Evet. Allah ona da rahmet eylesin. Hasan abi, senin de yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bazen teşekkür ederim. Sağ olun. Kurulamız devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, Zorkun Yaylası'nı gezmeye devam ediyoruz. Şalvar diken bir ablamızı gördük. Konuşmam dedi ama biz konuşturmaya iddia ettik. Abla, seni bir tanıyalım mı? Bir ismini söyle bari. Zübeyde Ölmez. Zübeyde ablam bize konuşmam ama size şalvar dikerim dedi. Biz de kabul ettik. Abla bana da bir tane dikemez misin? Sadece bayan şalvarı mı dikiyorsunuz? Yok, erkek şalvarımız da var da dikiliyor yani. Göremedim, bir tane görseydim giyecektim hemen. Askıda dışarıda var. Tamam, sen onu dike dur, ben de bir bakayım şalvara ablacığım. Sedat'la. Adım. Adım. Güneydoğu. Devam ediyor. Devam ediyor. Hadi bakalım. Hadi gel sallayalım. Şalvarımız biraz büyük oldu ama artık idare edeceğiz. Hadi bakalım. Evet sevgili seyirciler, ve ipi gören bir ablamızı yakaladık. Abla kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim ne abla? Gamze Ölmez. Gamze abla, sen de buralısın. Evet, Osmaniyeli. Osmaniyeli'den yazın buraya geliyorsun. Evet, sezonluk iş yerimiz. İş yeriniz sadece iplik üzerine mi abla? İplik, yazma, çeşitlerimiz var. Çeşitleriniz var. 5 ay boyunca burada çalışıyorsunuz. Evet ha. Peki, size çok teşekkür ediyorum, kolay gelsin diyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi ablamız hem bir yandan örüyor, bir yandan da satıyor. Kolay gelsin diyoruz ve hayırlı günler diliyoruz. Hey 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 hey! Oh! Ah 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 ah! Hey 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 hey! Evet sevgili seyirciler, valla dolaştık, bayağı bir dolaştık ama yorulduk. Geldik hanım ağanın yanına, tezgahın sahibine. Hanım ağam, kurban oldum, seni bir tanıyalım ağam. İsmim Tülay Akkuş. Hanım ağam, sen böyle ablalarımı, teyzelerimi dizmişsin sıraya. Hayır inşallah, sen ne satıyorsun? Kot pantolon satayım, bayan kotlarım var, erkek kotlarım var. Bana göre de var mı? Var, Zorkun Yaylası'nda ikişe satmaya geldik, hem eğlenmeye geldik. Ablalar da orada müzik çalıyor. Ay bak yıldıza bak, suya giden kıza bak. Kız Allah'ı seversen ömrümde bir yol bize bak. Hem de hayran olayım, aranız kurban olayım. Yılda kurban bir an ile hayran olayım. Seyirciler, Zorkun Yaylası'nı işte görüyorsunuz, esnafı da, teyzeleri de muhteşem. Herkesi biz Zorkun Yaylası'na davet ediyoruz ve hepinize saygı ve sevgilerimizi diliyoruz. Sedat Adım Adım Güneydoğu programı devam ediyor. We'll be right back.
Selamun aleyküm dayıcım. Merhaba, sizi tanıyalım. Ben peynirci Mehmet Bıçı. O 41 seneden beri burada peynircilik yapıyorum. Evet. Allah'a şükür herhangi bir şeyimiz yok yani. Peynirleri 41 senedir mi yapıyorsun dayıcım? Evet, buradan geliyor. Ben burada satıyorum. Salamurasını ben yapıyorum. Evet, bunların hepsini tek tek yapıyorsunuz, satıyorsunuz. Bunu evet. 41 senenizi verdiniz yani. Evet, 75'ten beri. Maşallah. Askerden geldim, buraya açtım. Benim Tugay komutanım, Tuğgeneral Hulusi Sayın Paşa. Ankara'da vurdular. Allah evet. rahmet eylesin Rabbim, diyorum ona da. Gani gani rahmet eylesin. Böyle tabur komutanım, Ordulu Mehmet Padar Yüzbaşı. Evet, onlardan mı aldın bu desteği yani? O derdekine, ha namusumu satmışım, ha vatanımı derdi. Kurbanım sana, atana rahmet. Ben sana o lafından dolayı... Sayın Paşa, biz köy bastığımız zaman... Köy baskınlarına helikopterle inerdi. Ben Cizre'de yaptım askerliği. Mardin Seyyar Jandarma. Ondan sonra inerdi. Oğlum ha vatanını satmışsın ha namusunu derdi. Bir eksiğiniz varsa bana söyleyin derdi. Dayıcım merhaba. Ben merhabalar. Ben Osman Arzuoğlu. Osmaniye. Osmaniyelisin. He. Bıyıklar dayıcım. Bıyıklar süre. Sağ ol. Teşekkür ederim. 1942'den beri böyleyim ben. Gençliğimden beri. 1942'den beri bıyıkları kesmedin. Kesmedim. Kesiyorum da ufak ufak. Kurbanım sana. O bıyıklara nazar değmesin inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum bize katıldığın için. Sevgili seyirciler ve Kasap Mustafa'nın yerine geldik. Buranın meşhur kasabı Kasap Mustafa. Aynı zamanda yönetmenimiz Tahir Gülay'ın eniştesi olur kendisi. Ve kendisini tanıyalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa. Ben sizi kısmen tanıdım ama evet. Bir de sizden dinleyelim. Ben Zorkun Yaylası'nda kasabım. Kasaplık yapıyorum. Evet. Bizim buranın bir özelliği vardır. Ben yazlık işte burada kaldığım için. Evet. Tava olsun, şu bu olsun, sucuk olsun. Evet. Talebimiz çoktur. Evet. Siz de geldiniz. Siz de şu anda göreceksiniz. Evet. Gereken neyse onu yapacağız. Sizinle de ilgileneceğiz. Allah razı olsun. Mustafa abim burada 12 ay boyunca kalıyor. Ve Mustafa abimin çevresi maşallah çok geniş ve bizi o kadar memnun etti ki her gittiğimiz yerde Mustafa abinin selamını söylediğimizde çok güler yüz karşıladılar. Allah razı olsun diyorum. Mustafa abi bize yemek yapacak. Şimdi biz o yemeğini hem tanıtacağız hem de sonra afiyetle yiyeceğiz. Sabah size ne yemek yapacağız bugün? Size yaylamızın, Zorkun yaylamızın meşhur Zorkun tavasını yapacağız. Zorkun tavası nasıl oluyor? Zorkun tava, şimdi 1,5 kilo et koyacağız tepsiye. Evet. Tepside 1,5 kilo eti altı sereceğiz. Arkasını soğan doğrayacağız. Güzelce temizlenmiş, soğanlar yıkanmıştan kısa soyulmuş. Soğan doğrayacağız. Üstüne yeşil biber doğrayacağız. Yeşil biberden sonra domates doğrayacağız. Domatesin üstüne ilk bizim kuyruk dediğimiz kuyruk yağı var. Bunu çekiyoruz kıyma makinesinde. Onun üstüne seriyoruz. Oh, çok güzel. Alta doğru süzüle süzüle inecek. Tavamıza lezzet verecek. Onun üstüne sarımsak koyacağız. Sarımsak. Ondan sonra hep beraber fırına götüreceğiz. Afiyet olsun. Kapatacağız, fırında pişecek. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Güneyinize, elinize, kolunuza sağlık durumunuzda var. Bizi gerçekten çok mahcup ettiniz. Ben bundan dolayı size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, Zorkun Yaylası'ndayız, Devriş Pınarı'ndayız ve Abdurrahman Keskiner, ünlü yapımcımız Abdurrahman Keskiner'i gördük ve hemen bir röportaj istedik kendisinden. Kendisine çok teşekkür ediyorum, kabul etti. Hocam, biz herkes sizi tanıyor ama biz burada sizinle buluştuğumuzda, sizi gördüğümüzde çok memnun olduk. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, önce. Teşekkür ederim. Bize buranın, buradan bahseder misiniz hocam? Şimdi, sizden de bahsedin şimdi biraz. Şimdi Devriş Pınarı Yaylası. Burası bir aile yaylası. Evet. Yani 200 seneye yakın buranın bir geçmiş tarihi var. Keskiner ailesine ait bir evet. yayla burası.
Onun için de büyük babalarımızdan, dedelerimizden ne kaldıysa aynı düzende çocukları devam ediyor. İşte bu şu anda burada halamızın çocukları, amcamızın çocukları, yani torunları, herkes bir arada yazları burada geçiriyoruz. Evet, ben sizi gerçekten gördüğüm için çok teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz bir şey var mı diye soracağım ben size. Şöyle, burası aslında da benim filmlerde kullandığım film set olarak kullandım, evet. Burayı ben. Ufak bir bilgi aldım ama burada, tam olarak alamadım. Burada çok film çektim ben. Burada Türkan Şoray da geldi, çalıştı. Tarık Akan da, İbrahim Tatlıses, Necla Nazırlar. Kadir İnanır. Buraya Kadir de geldi, evet. Kadir İnanır da geldi. Buraya hemen hemen tüm sanatçılarımız, Osmanlı'ya giren tüm sanatçılarımız geldi. Evet, ben gerçekten çok teşekkür ediyorum hocamıza. Buraya geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Ve hemen bir Antepli hemşehrimiz var, abimiz. Ben ona da bir mikrofon uzatacağım. Ya iş yerim Antep'te. Ben Osmaniyeliyim de işte bu ailedenim. Antepli olduk sayılır hemşehrimiz. Evet, aynen. Peki siz de burada çalışıyor musunuz? Yok, evimiz burası. Şu ev bana. Tatil amaçlı geldiniz. Tabii, burada peki, tatil. Peki sevdiklerinize bir selam yollayalım mı? Tüm Antep'e sevgiler, saygılar. Bir el sallayalım. Hazır. Oo, öyle hazır demeli olmuyor yönetmenim. Seni şöyle bir yanıma alabilir miyim? Bir yanıma alayım. Saygılı yönetmenim. Şimdi ben herkese soruyorum ama ben özellikle sana sorayım. Senin çocukluğunun hepsi burada geçmiş. Her şeyi bize anlatıyorsun ama bir de kameranın karşısında anlat dedim. Evet. Osmaniye Zorkun Yaylası anlatmakla bitmez. Bugün de gördük, gezdik. Sen de gördün, şaşırdın. Evet. Bu kadar beklemiyordum. Kesinlikle beklemiyordum. Ben ama bekliyordum. Yalnız ben yaklaşık 20-25 sene önce çocukluğum burada geçti. O evet. Zaman şu anda geldiğimiz yerler asfalttı. Evet. Ama o zaman topraktı. Geldiniz gördünüz, burada elektrik de vardı. Aynen. Ama elektrik de yoktu. O zaman lüküs vardı. Ama öğretmenim çok söyleme, yaşım belli olacak. Yaşım 48. Esirgemem zaten. Benim çocukluğumun geçtiği yer, hayatım boyunca unutamadığım bir yer ve burada kendi evimiz de var. Ablamlar evet. Da burada. Evet. Sağ olsunlar, bizi misafir ettiler. Kendi evimiz de burada. Kasap da eniştemdi, biliyorsun. Aynen. Ne yazıyordu arkasında yönetmenim? Vallahi ne? Kimse karışamaz mı diyordu? Unutmayın. Bir şey yazıyordu ama onu biz yayınlayacağız. Yani, burada unutmayalım, yayınlayalım. Ya Mustafa çok matrak bir insan. Ve çok çevresi olan bir insan. Ben gördüm. Evet. Hani Zorkun'un herkes Kasap Mustafa deyince, bir de İsrail'i, yakında İsrail'imize de gelecek. Bizi ziyaret edecek çok yakında. Kendisini de davet ettik. Aslen de İsrail'imiş kendisi. Feyzi Paşalıymış. Ben Mustafa abiyle tanıştığıma çok memnun oldum. Gerçekten çok değerli bir abim. En az abi tanımış olduk. Sen de çok değerli bir abimsin. Çok kıymetlisin benim yanımda. Teşekkür ederim. Buralara da bizi getirdiğin için, böyle bir programda hazırladığın için sana gerçekten ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Herkesin huzurunda. Ben teşekkür ederim. Abi bura neresi şu an? Burası Derviş Pınarı'ndan sonra yani Büyük Karanlık Dere diye geçiyor. Bir de Küçük Karanlık Dere var. O biraz daha az, kısa mesafede. Yalnız burada çok su vardı. Şu an göremedim. Hatta biz çocukken bu kayaya da diyorlardı ki peygamber işte atıyla bu nalla vurmuş. Evet. Sıçramış diyorlardı. Yani biz vay çocukken be. Dedelerimiz, babaannemiz öyle anlatıyordu bu kayayı. Bu kayada daha önce Türk filmi de çevrildi. Necla Nazır vardı. Buradan uçuruma atlamıştı. İbrahim Tatlıses ile Ceylan adlı bir film vardı. Evet, az önce yapımcısıyla oturduk, evet. Bir röportaj yaptık. Tanınmaz fırsatı bulduk. Evet, Abdurrahman Keskinler'in yapımcılığında. Tabi Abdurrahman Keskinler de bizim Osmaniye'mizin gururu. Evet, çok gururu. Teşekkür ediyoruz. Buradan onun saygılarımızı yolluyoruz. Razı olsun. Çok sanatçı, artist buraya geldi. Ferhat Tayfur'undan tut, Tarık Akan'dan saymakla bitmiyor. Evet. Burası çok güzel, karanlık. Dere diye geçiyor. Burada piknik alanı. Buraya piknik yapmaya gelirler. Gezerler. Fotoğraf çekinirler. Dereye ayaklarını koyarlar. Ama gerçekten çok güzel su sesi geliyor. Mükemmel. Suya zaten elini koyduğun an geri çıkarırsın. Çok soğuk. Buz gibi. Ama tabii bizim zamanımızda daha çok soğuktu. Şu an biz kısa kollu geziyoruz. Ama çok rahatız. Evet. Ama biz o zaman yani çocukken uzun kollu. Evet. Elimizde eldiven, kafamızda şapka. Kar yağıyordu. Yağmur vardı. Arabalar çıkamazdı. Biz böyle arkadan
iteklerdik, evet. Badanaj yapardı. Bizim hoşumuza giderdi. Ama şimdi bak tabii ki buraya hepimiz kısa kollu geldik. Burada kısa kollu diye giyen herkes ya bu aptal mı ya? Der. Derdi. Ama evet. Şimdi tabii mevsimler değişti. Tabii İsrail'in de mevsimi çok değişti. Çok böyle yaz sıcak değildi. Yani zor konu anlatmakla bitmez. Gelip görmek lazım. Buradan da Gaziantep'lere sesleniyorum. Mutlak gelin diyorum. Ve bana şöyle dediler. Biz Gaziantep'lileri çok seviyoruz dediler. Gaziantep'lilerin buraya gelip bu güzel, muhteşem yeri mutlaka görmeleri lazım dediler. Onun için Gaziantep'lileri de şöyle sevdiler. Haftanın 6 günü çalışırlar, bir günü yerler diye. Doğru söylüyor. Hakikaten 6 gün çalışırız, bir günde de yeriz. Ama önemli olan mutluluk tabii ki, huzur. Değil mi yönetmenim? Şimdi burada Mustafa'nın yaptığı bir tava vardı ya. Evet. Bence onu yemeye gidelim. Acıktık. Çok yorulduk. Biraz dinlenmemiz için, bugün buranın misafiriyiz, Tahir abinin misafiriyiz. Biraz dinlenmemiz için evimize doğru ilerliyoruz. Programımızı daha sonra devam ettireceğiz. Hadi bakalım. Sedat'la adım adım Güneydoğu reklamlardan sonra devam edecek. Hadi bakalım. Polatlar Ticaret Siemens Yetkili Bayi Adem Polat. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Bize uğramadan karar vermeyin. Mağazamızda beyaz eşyadan mobilyaya, kanepeden oturma grubuna, kısacası aradığınız tüm ürünlerin hepsi bir arada Polatlar Ticaret'te. Siemens, teknoloji bizim işimiz ve Polatlar Ticaret'te şok kampanya. Fırında ocak 390 TL, 3 programlı bulaşık makinesi 590 TL, çamaşır makinesi 590 TL, 82 ekran Full HD LED TV 690 TL, buzdolabı 1296 TL. Dahası da var. 6 raflı derin dondurucu, blok kapaklı derin dondurucu, ankas reset, laptop bilgisayar ve tüm telefon çeşitleri Polatlar Ticaret'te. Siemens. Aksanlar farklı olsa da dünya aynı dili konuşuyor. Adresimiz Dervişpaşa Mahallesi Hatay Yolu Üzeri Pazar Yeni Girişi. Telefon 0342 862 3537. GSM 0532 592 6205. Gaziantep İslahiye. Odapen PVC Kapı Pencere Sistemleri ve İnşaat. Alüminyum doğrama, alüminyum balkon, cam balkon, merdiven korkuluk ve balkon korkulukları itinayla yapılır. Kapı pencere olur da sineklikleri olmaz mı? O da bizde. Odapen sizlerle büyüdü. Ayrıca sizlerin verdiği güvenceyle inşaat sektörüne de girdi. İslahiye'nin en güzide yerlerinde lüks daire ve dükkanlar almak istemez misiniz? Dileyene Amerikan mutfaklı 3+1, dileyene standart 3+1 dairelerimiz mevcuttur. Ahirette iman, dünyada mekan diyorsanız iddia ediyoruz. Biz bu işte ustayız. Sizlere en iyi hizmet için buradayız. Odapen PVC, kapı pencere sistemleri ve inşaat. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. İletişim 0342 862 54 84 0543 862 54 84 0542 451 81 86. Odapen PVC Kapı Pencere Sistemleri ve İnşaat Mehmet Can Demir ve Faruk Usta. Adres Belediye Arkası Meteoroloji İstasyonu yanı Gaziantep İslahiye. Atmaca Mobilya ve İnşaat. Selahattin Atmaca ve İsa Atmaca. Salon takımları, oturma grupları, yatak odası, genç odası, çocuk odası, mutfak masa takımları, tek kişilik, çift kişilik vazalar. Üstelik istediğiniz model takımlar kendi imalathanemizde hazırlanır. İsteyin, biz hazırlayalım, siz rahatlığın keyfini çıkarın. Evlenecekleri de unutmadık. Yatak odası, yemek odası, koltuk takımı olarak üçlü düğün paketi 5490 lira, çift kişilik başlı yatak 799 lira. Mutluluk için doğru seçim. Atmaca Mobilya. Ayrıca inşaat sektöründe de imzamız var. 2+1 ve 3+1 lüks daireleri biz yapalım, siz yaşayın. Daire satışlarımız başlamıştır. Adresimize bekliyoruz. İletişim 0342 862 24 24 0505 206 36 63 0541 405 0091.
E-mail atmaca@mobilya.hotmail.com. Dervişpaşa Mahallesi, Hatay Bulvarı, numara 75 Taksim A, İslahiye Gaziantep. Kelebek Kafe, Restoran ve Otel. Bu mutfağın rakibi yok. İddialıyız. En iyi yemeği anneler yapar, sonra biz. Tereyağlı, kaşarlı patlıcan, patlıcan kebap, Adana, kuşbaşı, tavuk şiş, pirzola, saçta tavuk ve et sote. Soğuk meze çeşitleri. Soğuk ve sıcak içecekler. Klimalı aile ortamı. Yazlık teras düğün salonu. Tek kişilikten 6 kişiliğe kadar klimalı odalarımız sizleri bekliyor. Gelenler memnun, gelmeyenlere duyurulur. Kelebek Kafe, Restoran ve Otel. Ayrıca seramik ve inşaat malzemeleri satışlarımız da mevcuttur. Rezervasyon ve siparişleriniz için 0532 156 98 94 0342 862 17 27 www.kelebekotel.net. Çamlıca Mahallesi, İstasyon Caddesi, İslahiye Ticaret Odası Binası, İslahiye Gaziantep. Kelebek Kafe, Restoran ve Otel. Serhat Anıbaz'ın Güneydoğu programı bitti. Haftaya başka köydeyiz. Hadi bakalım.